Merhaba Sayın Mastermind izleyicileri. Keyifle izleyeceğiniz bir video ile yine karşınızdayım. Uzay ile ilgili medyadaki haberlere göz attığımızda şu şekilde başlıklara çok rastlayabiliyoruz. 4000 ışık yılı ötedeki gezegende su bulundu. Güneşin dış yüzeyinin sıcaklığı 6000 santigrat dereceyken korona katmanı yani atmosferi 15 milyon derecelere ulaşabiliyor. Neptün ve Uranüs gezegenlerinin mavi renkli olmasının sebebi gezegenlerin büyük oranda metan gazı barındırmalarından kaynaklanıyor. Binlerce ışık yılı uzaklıktaki gezegen tamamen altından oluşuyor. Bu haberleri yapan medya kuruluşları haberle ilgili detaylardan bahsederken bu ölçümlerin nasıl yapıldığından hiç bahsetmezler. Bilim insanları neye göre bu bilgileri medya ile paylaşır? Konunun bu tarafıyla hiç ilgilenmeden sadece magazinsel kısımlarıyla ilgilenirler. Ancak işin aslı bu bahsedilmeyen kısımda gizlidir. Nasıl olur da oralara gidemeden bu bilgiler elde edilebilir? Videomuzun ana konusunu da oluşturan bu soruya daha detaylı yaklaşabilmek için ışığın hareketini ve hareket ederken bilgiyi nasıl taşıdığını bilmemiz gerekir. Çünkü bu ölçümler dünyamıza bu gezegen ya da yıldızlardan gelen ışıkla yapılabilmektedir. Işık aslında astronomi biliminde başlı başına bir araştırma konusudur. Yüzlerce yıldır onlarca farklı bilim insanı tarafından incelenmiş, sürekli geliştirilerek ve üstüne yeni keşifler eklenerek günümüzdeki güncel durumuna getirilmiştir. Işığı basit bir şekilde tanımlayacak olursak, dışarıdan enerji verilen bir atomun elektronlarının yüksek enerjiye sahip olmaları ve sonrasında bu enerjiyi dışarı vererek eski konumlarına dönmeye çalışmalarıdır. Elektronların bu fazla enerjiyi dışarı verme şekilleri bizim bildiğimiz ışığı oluşturur. Ancak yüzlerce yıldır onlarca farklı bilim insanıyla bu konunun araştırıldığını az önce söylemiştim. Işık sadece bizim görebildiğimiz kadarıyla mı vardır? İşte bunu merak eden bilim insanları ışığın bizim görebildiğimiz kadar olmadığını, gözümüzün algılama kapasitesinin sadece çok kısıtlı bir ışık birimini algılayabildiğini yüzyıllar içinde keşfetmişler. Dipnot olarak şunu belirtmemde fayda var, bu noktadan sonra işler biraz karışmaya başlayacak. Videoyu daha dikkatli izlemenizi tavsiye ederim. Peki, bizim çok az kısmını algılayabildiğimiz bu ışığın sınırları nedir? Çok uzun yıllar boyunca yapılan araştırmalarda ışığın aslında bir elektromanyetik radyasyonun yani başka bir deyişle elektromanyetik yayılımın belirli bir enerji seviyesindeki tarifi olduğu ortaya çıkmış, ancak bu enerji seviyesinin altında ve üstünde de yine elektromanyetik yayılımın devam ettiği fark edilmiştir. Elektromanyetik bu yayılımı tanımlamak istediğimizde de işte şu anda görselde gördüğünüz elektromanyetik spektrum ortaya çıkmıştır. Bu gördüğünüz spektrumda gözle görülebilir ışık inanılmaz küçük bir bölgede kalmaktadır. Görebildiğimiz ışıktan daha düşük enerjili elektromanyetik yayılımlar kızılötesi ışık, mikrodalga ve radyo dalgaları olarak adlandırılır. Daha yüksek enerjili elektromanyetik yayılımlar ise mor ötesi, X ışını, gama ışını olarak adlandırılabilir. Bu bahsetmiş olduğum isimler size de tanıdık gelmedi mi? Evet, radyo dalgaları, mikrodalgalar ve ışık aynı şeydir. Sadece enerjileri birbirinden farklıdır. Radyo dalgaları, mikrodalgalar ve ışığın aynı şey olduğunu ilk öğrendiğimde bana çok heyecan verici gelmişti. Umarım bu ilginç bilgi sizi de benim gibi etkilemiştir. Bu arada evet radyo dalgaları bildiğimiz radyo dinlemek için kullandığımız dalgalar ve mikrodalgalar da mikrodalga fırınlara adını veren dalgalardır. Göz ve görebildiğimizden daha yüksek enerjili elektromanyetik yayılımda ise mor ötesi ışık ya da diğer adıyla ultraviyole, X ışınları ve gama ışınları gelmektedir. Bu ışınlar da gama ışıması hariç günlük hayatımızda sıkça kullandığımız ışınlardır.
Fakat enerjileri yüksek olduğu için insan sağlığına da zararlı olacak seviyelerde, hatta ölümcül olabilecek enerji düzeylerinde çok rahatlıkla olabilirler. Mesela ultraviyole, yani mor ötesi ışınlar, yazın güneşlendiğimizde derimizin renk değiştirmesine sebep olan ışınlardır. Ancak çok fazla maruz kalındığında yanık oluştururlar. Hatta cilt kanserlerine kadar gidebilecek etkiye sebep olurlar. X ışınları ise röntgen filmi çekilirken kullanılan ışınlardır. Röntgen filmini çeken operatörün bir duvar arkasından filmi çekmesi de bu ışınımdan korunması gerektiği içindir. Bu ışınım da fazla maruz kalındığında hücre yapısını bozacak enerjiye sahiptir ve haliyle kansere neden olabilecek niteliktedir. Gama ışınımları ise günümüzde kullanabileceğimiz ışınımlar değildir. İnanılmaz yüksek derecede enerjiye sahip olduklarından yıkıcı güçtedirler. Süpernova patlamalarında ya da insan yapımı atom bombası patladığında gözlemlenebilirler. Çok özel olarak tıbbi bazı kanser tedavilerinde kullanılması gündemdedir. Bu yüksek enerjili ışınımlar çok yüksek enerjiyle hücrelerimizin içinden geçtiğinde hücrelerimize bu enerjiyi transfer ederek bozulmalarına ya da yok olmalarına sebep oldukları için bizim için ölümcüldürler. Hatta süper kahraman filmlerinde normal bir insanın gama ışınlarına maruz kalarak süper kahramana dönüştüğü senaryolar günümüzde son derece fazladır. Işığın ne olduğunu ve neye ait olduğunu size burada kısaca anlatmaya çalıştım. Artık ışığın yüksek enerjili bir radyo dalgası olduğunu biliyoruz. Peki ışık bize uzaydan gelirken ne getiriyor da biz bu kadar çok araştırma yapabiliyoruz? Güneşten gelen normal bir ışığı prizmaya tuttuğumuzda bizim bildiğimiz kırmızıdan mora giden, sürekli ve düzenli olan, adına da sürekli telf denilen görüntü ortaya çıkar. Ancak her ışık kaynağı aynı şekilde bir tayf oluşturmaz. Evlerimizde kullandığımız floresan lambalara benzer prensipte gazların ısıtılıp ışıma yapmasına olanak sağladığımızda ve çıkan ışığı prizmadan geçirdiğimizde görseldeki gibi kesikli tayfı görmeye başlarız. Çünkü akkor halinde gelmiş gaz kimyasından dolayı ışıktaki bütün renkleri soğurarak sadece gazı oluşturan elementlerin izin verdiği renklerin oluşmasına olanak sağlar. Bu kesikli tayf bizim keşfettiğimiz ve doğada var olan her element için farklıdır. Bizim parmak izlerimiz nasıl her birimiz için belirleyici bir özellikse, bu kesikli tayf da her bir element için aynı niteliktedir. Güneşten gelen ışığı bir gazdan geçirip sonra prizmaya tuttuğumuzda da ortaya sürekli tayf gibi bir görsel çıkar. Ancak dikkat ederseniz bu tayfta boş çizgiler meydana gelmiştir. Güneş ışığı içinden geçtiği gazın elementlerinin kesikli tayfıyla aynı noktalarda soğurulmuştur. Gazın kendisini akkor haline getirip ısıma yaptırıldığında kesikli çizgiler halinde ortaya çıkan tayfın aynı şekli bu sefer sürekli tayfta belirmiştir. Bu konuyu daha detaylandırarak anlatmayı tabii ki isterim. Ancak bu videomuzun konusu dışına çıkacaktır. O nedenle daha derine inmeden burada konuyu noktalamaya çalışıyorum. Bütün elementler için farklı olan bu ışıma şekillerinden binlerce ışık yılı uzaktaki yıldızlar, gezegenler hakkında yorum yapabilmekteyiz. Yüzlerce yıl önce ışığın sadece bir ışık olmadığı anlaşılmaya başladığından beri bilimsel araştırmalara yön veren, çevremizi sadece görmemizi değil anlamamızı da sağlayan, güneş sayesinde dünyada yaşamayı borçlu olduğumuz ışığı daha iyi anladıkça bizleri nelerin beklediğini tecrübe ederek öğreneceğiz. Yüzlerce yıllık bu araştırmalar
bizim için çok uzun zaman olsa da, evrensel skalada daha emeklemeye başlamış bir bebek kadar bile yol alabilmiş değiliz. Bilimin ışığında bizi bekleyen onlarca bilinmeze beraber ilerlemek umuduyla. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.